Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak um... iki canı aziz eylesin inşallah. Uhuvet. Yani bildiğimiz bir şey de bakın bilmediğimiz taraf var mı? Böyle bakarsak bir şeyler gözükür. Dinin şeni uhuvettir. İncizaptır. Cezbedilme Çekilmeymiş dinin iktizası, dinin ama meslek meşrebin değil, ee, incizaptır. İncizap nedir? Cezbe ve çekilme ve çekme. Uvvet buymuş. Çekiyorsun, çekiliyorsun. Ne kadar çekileceksin? Çektiğin kadar. Hak ediyorsun yani. Kader hakim, kader hakim abiler. Meşhur zulmeder, kader adalet eder, kader hakim. Ne kadar çekiyorsak o kadar çekiliyoruz. Ne kadar takdir ediyorsak o kadar takdir ediliyoruz. Ne kadar tenkit ediyorsak o kadar tenkit edileceğiz. Ne kadar gıybet ediyorsak o kadar dengi, gıybet edileceğiz. Böyle. Dinin şeni uhuvetmiş. E, ee, uhuvettir. İki, yapmış. Kuvvetli silahın ve siperin ve kalan uhuvet İslamiyedir. Yani şeyleri söylemiyorum sayfaları demeye gerek var mı ya? Kuvvetli silahın ve siperin ve kalan. iki tane, üç tane söyle. Silah, siper, kala. Uhuvvet İslamiye'dir. Yani uhuvvet imaniye niye demedi? Hadi bakalım. Niye uhuvet i İslamiye dedi de uhuvet imaniye? İmanın gereğidir uhvetlemesi demesi gerekirken daha mantıklı. Çünkü manevidir yani uhuvvet. İslam ağabeyi, evet fiili. Aynen. Harika. Aynen. Maşallah. Aynen. Fiildedir fiilde. Ben uhvet uhuvvet sahibiyim diyorsun ama fiilde bir şey yok. Aynen. Değil yani. Uhuvvet İslami eylemde olacak. Ee, yani Uhuvet eylemdedir. Muhabbet kalptedir. Birisi mülk birisi melekuttur. Mesela Şunat-ı Şu Zatiyye'nin merkezinde ne var ee, Bayram? En yani Şefkat-ı Mukaddes'e, sonra Muhabbet-i Müneze'ye. Başka bana bir sıfat söyleyin, bak yerini söyleyin. Mesela şehvet nerededir? Esma'nın Rahman ismindedir. O uh, Muhabbet'in ta neresinde? Şunat-ı Şu altında sıfat-ı var. Sıfat-ı altında sıfat-ı var. Sıfat-ı Subhütiye'nin altında Esmalar'da. Görüyor musun? Yani o da bir bağ. Mesela başka? Menfaat. O da öyle. İlim o da aşağıda. Bak ilim nerede? Subutu sıfatta değil mi? Sen basal ilim kudret öyle değil mi? Muhabbet ilim subutu sıfatta bir üst sıfatı zatiyede bir üst şunatı zatiyede. Muhabbet en yukarıda. E, Hulusi abi demiş ya ilim süreçtir, muhabbet sonuçtur. Yani uhvet İslamiye niye diyedi diye soracağız abiler böyle. Nasıl çıkıyor bu mana? Niye uhuvvet maniyedir demedi? Eylemde isteniyor uhuvvet. En yani zaten öyle mi söylüyor? Kuvvetli silah, silahın siperin ve kalan. Eylemde adım atacağız. Uhuvvetimizi eylemde gözüküyor. Muhabbet kapta gözüküyor. Uhuvvet İslamiye'yi bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bil ayın. Uhuvvet İslamiye küçük adavetlerle sonra bahanelerle sarsmak. Bu derslerde olmasa nasıl ayakta duracaktık? Bu dersler var, buyuz. Öyle diyorum kendi kendime. Bu kadar okudun, bulsun diyorum. İnan vallahi diyorum biliyor musun Furkan? Bu kadar okudun Hasan diyorum, bulsun. Ya okumasan Demek ki bunlar, bu toplumun en şerirlisi sen olacaktın ya. Çok acayip ya. Bir deliliğimden bahsedeceğim, onlarla alakalı yok. Yani eski Hasan yani. İlkokul. Adam bir komşum işte babamın emsali gibi adam bağırdı koştu arkama yakalayamadı. Böyle gittim evden tüfek aldım ya. Adam baktı ki hakikaten turun çocuk tüfekle geliyor kaç. Adam kaçtı. Domdom var ya domuz atılan. Onu da doldurdum da geliyor. İlkokul 4'e 5'e gidiyorum. Ya. Ne olurdu bu adam? Risale olmasa. Yani yapmışım bunu ya. Biliyorlar yani. Gölüm. Niçin söyledim? Bu, 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 kadar Risale okuyorsun buysun. Ya olmasa diyeceğiz abi. Abi diyor ya hani en ziyade senin ihtiyacın vardı ki sana mı? He E vallahi ya. Vallahi aynen öyle. Başka? Müsbet milliyet. iki tane milliyet var. Menfi bir de müsbet var. Mesela ne mutlu Müslümanım diyene. İslam milliyeti. Yani ümmetçi olmak. Halife. Halife onu temsil ediyor ya. Bu müsbet milliyet. Diğerleri ise menfidir. ırkçılıktır. Gayrı yutmakla beslenir. Müsbet millet ise hepsini alır ve bütünleşir. İmtiyaz olmaz hiçbir, hiçbir millet. Ee, müsbet millet menfaatli bir kuvvet temin eder. Uhvet-i İslamiye'yi daha ziyade teyit edecek bir vasıta olur. Yani uhvet İslamiye diyelim ki hakim oldu mu bir insanda iman, İslam eylemsel oldu mu kalpte muhabbet olur. Kalpte muhabbet oldu mu eylemde, anlayışta, düşüncede, fiilde uhvet olur. Eylemsel hali gözükür. O zaman ciddi bir kuvvet olur. Ne Laz olur, ne Kürt olur, ne Çerkez olur, ne Tatar olur. Ol, olmaz da olmaz. Hepsi bir olur. Bunlar dünyadaki nisbi ve itibari şeyler olduğunu bilir. Esas değildir. Terk edeceksin. Neyi? İlk önce kendini. Nesini? Arzu ve isteklerini. Ne kadar terk edersek o kadar var olacağız. Vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Başka? Uhuvvet, alem İslam içindeki kutsi bir rabıtadır. Kutsi bir rabıta. Hani rabıtanız yok mu diyorlar ya. Tarikatta var ya rabıta. Öyle akşam namazından sonra tarikatta yapılır. Mesela görürsünüz. Akşam namazını kıldılarımız daha ekseliyette şey tarikatın nakşilerde yaparlar. Kadililerde değil de. Mesela böyle rabıta ederler. Allah'tan feyiz şefime, şehimden bana böyle bilmem kaç dakika rabıta yaparlar. Ee, Risale-i Nur talebelerinde rabıtası da uhvettir. Terk etmek. Kendini terk etmek ki kardeşim var olsun. Mesela Allah'ın yakın olduğu an neresiydi kulun? Secde. Bu değişik manada ifadesiyle şu. İnsanın en çok kendisinden uzak olduğu an secde anıdır. Bir daha Kişi kendisinden en çok uzak olduğu an Allah'a en yakın olduğu olduğundan secde anı kendisinden en çok uzaktır. Bizim rabıtamız da uhuvettir. Şeyhlerine uhuvet yaparlar. Şey, rabıta yaparlar. Bizim rabıta terk. Terklerle uhuvet olacak. Kendini terk ettirmenin ne kadar güzel. Ya nasıl bir meslek ya? Kendine vücut rengini vermeyince artık sıkılanda, darılanda kimse kalmıyor. Kendine vücut vermeyince darılan da, sıkılan da, isteyen de, istenecek de bir şey... Ne kaldı Abdülkadir? <laughs> Hiçbir şey kalmadı. Kendini terk edersen tabii, terk edebilirsin. Bana böyle dedi, şöyle baktı, şöyle yaptı. E sen yoktun ki olsun. Bak hepsinin çaresi. Ya psikolojin bozuk, bozuldu işte depresyona girdim falan. Var mıydın ki psikolojin bozulsun? Bak ona da çare biliyor musun? Ben yokum. Bırak bozulan bozulsun ya. Dert kiminse gitsin derdini arasın. Ben zaten yoktum ki. Vücut rengini vermez. Acayip bir şey ya. Demek ki bizim uhuvvet bizim rabıtamızmış. Uhuvvetin inkışafına ve imbisatına bak burada kullanıyor. Hep oradan ezberlemiş. İnkışaf ve imbisat o kadar hoşuma gidiyor ki. Bak inkışaf şu abiler. O, o, oku... Ee, yaydan çektim mi? Çektim. Gidişine inkişaf. Ok inkişaf eder, imbisat edemez. Sesim geliyor mu size? Geliyor. Sesim size gelmesi inkişaf. Kaplıyor mu o her tarafa? Evet, o imbisat. Bas diyor. Basıyor yani. Alıyor içine. Benim zahirde sesim odadadır. Hayır. Oda sesimin içinde. Odayı devre dişi yapmış. Kendisi var. Ses. Ha ne neyse ne anladınız. Envisat'ta orada kaybolmak değil, onu kaybetmektir aleminde. Uhuvvetin inkişafına ve envisatını en birinci tesirli ve hararetli vasıta tarikatlardır. Niçin tarikat söyledi? Çünkü caddi kübra muza Ümmet'te olur. Yani geneldir. Avamdan havasa kadar hakikaten tarikatta çok güzel uhvet oluyor. Zikre diyorlar. Çekiyor değil mi? Ha Bak kuvvet olmaz. Yanındaki bir adam var. Karşında um, zikir çekerken karşında bir tanesi var. Nefret ediyorsun. Ulan nereden gördü? Ya başı mi Orada yapabilir misin? Rab, şey yap. Zikir. Yapamaz. Bu ne? Zahiri tarikatlarda. E, batını ise uhuvvet yapacağız, muhabbet yapacağız. Batını muhabbettir. Zahirisi uhuvvettir. Uhuvvet-i İslamiye mai hayatımızdır. Maye ile ötekisi neydi? Maye ve bir tane de vardı ya. Neydi doktor? Mai dimayit e, kalptekine de bir şey diyordu ya risalede. Ha neyse biz gayemiz iş yapalım ama inşallah gelir. Uhuvvet-i İslamiye niye mai hayatımız dedi? Yani kafadaki bölük pörçük birbirinden ayrı farklı olan düşünceler var ya bilgiler, zanlar, malumatlar, fikirler, hayaller. Onları mayalıyor, tek şey yapıyor. Eğer mayayı bilemezsek... Ha, Hay hey Allah razı olsun. Aferin doktor. Ee, maya galiba... E, ma, maya akıldaydı. İksir şey, kalbe ait. İksir. Ustad ikisini kullanıyor. Maya. Lugatını verdiğim zaman yanlış oluyor. Maya. Maya desek yeter. Çünkü yani, Türk şey olmuyor. Biraz garip bir şey. Maya birbirini değiştiriyor. Mayadan çıkar. Mayadan çıkar ne anlarsan anla. Bak şimdi kafada ne var abiler? Tahayyül var mı? Tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Akılda da mesela Bir sürü şeyler var. Senin hakkında o kadar bilgin var ki. He? Abdülmelik senin hakkında o kadar bilgilerin var. Zanların var, düşüncelerin var, hayallerin var, rastlantıların var. Yürürken, binleşe yaparken. Hüsnü Hanım var, suyu Hanım var. Oraya bir maya atıyorum. Senin hakkında bütünle, bütünlüğe bakıyorum. Bütünlük bakabilme melekesi mayeymiş. Nedir o maya? Uhuvvet. Mayeyi daha önce çalışmışsan akla baktığını, iksiri daha önce çalışırsan, çalışmışsan hisse baktığını, aşağıda vicdanı olduğunu görürsün. Bir şeyin bütünü var. Yani, hayatımız ve abi hayatımız olan Uhuvvet-i İslami. Evet bak. Ya bak oradan almış. Nereden almış? Mektubat mı? <laughs> ha bak orada da var. Bir de okur musun yavaş? Mai hayatımız. Bak bir dakika. Mayi hayat. hayatı mayalanınca hayatın hayatı iman idi ya. Hayatı mayalıyorsun. Maya hayatımız. Hayatımızın mayası. Ne? Hayatımızı mayalayacağız. Neyle? Ve hayatımız olan. Bir abi hayat neydi? Hayat suyu. Yani mesela anlamanız için söylüyorum. ...şey yaparlar böyle, hidroelektrik santrali... ...baraj yaparlar. Baraj yapınca suyu keserler mi abiler? Keserler. Ama orada balıklar var. Ölmesin diye ne suyu bırakırlar? Hayat suyu. En iyi oradan atınıza kalsın. A bu hayat, o demek. Yani koca bir nehir, fırat atmıyor ama... E, tamamen kesmiyor ki... E, ...hayat suyu... ...balıklara devam etsin, böceklere. Hayat suyu. İşte mayı hayatımız... ...ve A bu hayatımız olan uhuvet İslami eylemseldir abiler ya benim içime bak uhuvet eylemseldir atılması gereken adım atacaksın muhabbet kalbe ait uhuvet eylemseldir yani ak aklın düşüncelerinde bütünlüğe getirip eylemde göstereceksin muhabbeti kalpte uhuveti eylemde göstereceksin mesela ben seni çok seviyorum ne hakikaten beni çok seviyorsun ama dışarıda ben hep kırıyorsun hep böyle garip garip davranıyorsun yok ben aslında şeyim aslında yok Evet bak mayı hayatımız ve abı hayatımız. Uvveti İslamiyedir. Niye İslamiyet dedi de iman demedi? İslamiyet fiildir. İslamiyet itikat değil ki. Namaza inanmak var mı? Yok. Na, İslam esaslarında namazı kılmak, tutmak, oruç. Orucuna inanmak demiyor. Orucu tutmak. Zekatı inanmak. Yok vermek değil mi? Yani abiler bu, böyle acele etmeyeceğiz kitap okurken. Niye Huvvet-i İslami dedi de o uvvet imaniye demedi diye soracağız. Kitaba soru soracağız kitaba. Ha iman içseldir. İslamiyet dışsaldır. İslamiyet eylemseldir. Huvvet'i de öyle söyledi. Uvvet İslamiye. Uvvet İslami i İslami. Eylemseldir. Huvvet eylemseldir. de bir yer var da bunu okuyayım tam. Oku abi. Şey yani. <laughs> Kafirlerin medeniyeti ile müminlerin medeniyeti arasındaki fark diyor. Biz müminlere okuyalım. Yani ikincisi. Batının nur, Zahiri rahmet, iki muhabbet, dışı uhuvvet, sureti muavenet, sihreti şefkat, cazibedar bir menettir. Of be, ta kendisi işte. Ya bir de bir de okur musun be? Ben durdura durdura yapacağım. Batının nur. Batının nur? Zahiri rahmet. Ra, zahirisi rahmet, dışsal. Sonra İki muhabbet. Içi muhabbet, dışı uhuvvet. Dışı uhuvvet. Sureti muavenet. Şefkat. şefkat. İçsel şefkat. Dışsal. Muavenet. Muaven, yardım. Yani yardım varsa şefkatı var. Şefkatı varsa da muaveneti var. Gördün mü bak. Muhabbeti içsel dedi. Uhuvveti dışsal dedi. İşte İslam medeniyeti böyle. Biz dershanede medeniyetimizi kuracağız, kurduk. i̇çsel muhabbeti taşıyacağız birbirimize karşı. Dışsal bunu göstereceğiz. Ni Ondan derdi ki Peygamber Aleyhisselam demiş. Uhuvvetinizi birbirinize söyleyin. Ben seni Allah için seviyorum ha. Deyin diyor. Yani muhabbetle uhuvvet hep karışıyordu değil mi? Hangisi hangisi ne oldu? Birisi diş saldı, birisi içseldir. Elimde göstereceksin. gerek, gerektiği gibi davranmayıp sonradan bende uhuvvet var olmuyor. Ama dönem dönemdir tabii. Her daim, her, her mertebe insanda gözükmez ya. Yani. Bunu da şey yapın. Bu zirve şey konuşuluyor. Öyle birisileri vardı böyle bizim arkadaşlardan. Senin mesleğini yapıyordu. Yani dedim ki ben kendimi beğenmiyorum. Hakikaten beğenmiyorum. Hiçbir dersimi de beğendiğim değil yani. Ya işte tutuyorum ağzımı ya denilmemesi lazım veya veya yani içimdeki her şeyi mesela uhuveti veya muhabbeti nereden kaynak şunatı 16 zatiyedeki bendeki alemimde nasıl anlatayım falan. Onun için dedim ben kendi dersimi dinleyemem. Niye? O, o ifade edilmesi gerektiği ettim. Aslı böyle değil. Şey değil alimim de. Adam tabii ne anladı? Dedi ki kendi dersini beğenmeyen bir insanın dedi dersini bu kırpacağım, şu yayına koyacağım. Ben niye yapayım dedi. Adam çekip gitti. Bunu söylüyor, bütün kardeşler biliyor. Sanki benim işimi yapıyor. Benim benim işim bu. Uhuvetle muhabbet arasındaki fark benim kafam buna çalışır. Başka bir çalışma yok. Kesmek, toplamak, ya şey yapmak, video yapmak. Ağlamak. Ya şimdi bu telefonda bu şeyi göstereceğim tamam mı? Bilgisayarımdan attım. La gözükmüyor. İlle mail adresini söylüyorum. Mail adresi giremedim ya. <laughs> bir sürü uğraştım onda. Yani ben bana nasıl keseceğim? Bunu? e bana mı yapıyorsun şimdi? Ben sana mı yapıyorum? Hepimiz bir şey yapıyoruz. Birimiz fitil getiriyoruz, birimiz gaz Öyle değil mi? Ya Şimdi burada mıyız abiler? Eylemsel olacak birbirimiz hakikaten bizden biz bizi yeteriz bize en yakın gene biziz en yakın biziz bir kere kader hakim Allah kardeş etti bizi öyle değil mi? Allah bir araya getirdi ben İbrahim'i seçsem Adana'dan onu ne seçeceğim yani? Deseler ki seç adamı Adana'ya gideceğim bu onun arkadaş ol, davay yol yolda yürüyen kardeşin ol, dava arkadaş ol. Adana'ya gideceğim, Missisi seçeceğim, bunu seçeceğim. Olacak şey mi lan? Değil. Kaderim alamış. <laughs> Bana bıraksana. Ben bayramı niye seçeyim ya? Bayramı o kadar takoz koyduk ki gelmemesi için. Hiçbirinizde o kadar takoz yok. Gelmemesi için her şeyimi kullandım. Çünkü yani sessiz nasıl olacak ya bu adam? Dur bakalım. Bir imkanları aşabilecek mi ya? Zor. Şimdi onu kovsan da şimdi gitmez. Bak o kadar bedelini vermiş o. Çok ağır. Yani biz mi seçtik birbirimizi? Ben bunu nereden tanıyacaktım? Sen nereden tanıyacaksın? Saat, aa buna da çok uğraştım gelmemesi için. Öyle mi değil mi? Bir sürü şeyler uydum. Yani ben seçmedim. Allah seçti. Onu da kadri kıymetini bilmek lazım. Mesela canlı yayında da öyle. Ders arkadaş olmuşuz. O canlı yayındakiler de. Kardeş olmuşuz. Beraber olmuşuz. Öyle değil mi? Bak o da oturmuş dinliyor mesela olan. Değil mi? Dinliyor. Niye? Kardeş olmuşuz. Nefret etse bu dersi dinleyemez tabii. Çok şükür. Demek ki maye, mayeyi hayatımız, uhuvvet İslami ise bak abile. De, mayi de, mayeyi kullandım uhuvvette görüyor musunuz? Mayi hayatımız, uhuvvet İslam. Ha maye deyince parmağımı nereye koydum? Dima. Ha maye, hayatımızdaki çelişkiler ve ilişkilerin merkezi olan ta hayalimiz, düşünceler. Bak nasıl çıkarttım ben yani uydurmuyorum. Bak maye hayat. Maye deyince pergeli kafaya koydum. Kafadaki hayat nedir? Hayallerimiz, düşüncelerimiz, anlarımız, bilgilerimiz, şüphelerimiz, teledütlerimiz, akıldaki tefekkürlerimiz, iltizamdaki ilminiz, ilim denilen iltizam, itikadımız, itikadımız. Yani kafamızda olan her birbirine farklı ve çeşitli olan her şeyi bir yapan, mayalayan Neymiş? Uhuvet. Nereden çıkarttım? Ee, diyor ki bak uhvet İslami mayi hayatımızdır. Bu kadar laf. Ama biliyor. mayayı biliyor. Mayi çalışmasan, öt iksiri çalışmasan bunu, bu, bu mana çıkmaz. uhveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye ma beynimizde varken iftirakı iktiza eden cüz'i meseleleri bırakmak elzemdir. Vay be. Bir daha uhuveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye ma varken mesela bir olmaya, birbirimizi sevmeye o kadar bahane var iken hani bazen şeyde kullanıyorum. Dersi gelmemek için adam o kadar sebebi var ki hakikaten. Yorgunum. Evde de okursun. Çoluk çocuğumla meşgul olayım. Akraba mağarayım. Rabıta'yı, rabutayı e, ne şey e, silah rahim yaparız. Telefon ederim. Babamı ararım görüntülü. Yani bir insan derse gelmemesi için çok bahanesi var. Peki niyet etti gelmeme bahane dolu. Niyet etti gelmeye. O kadar bahane var ki. Ya olur mu ya tek başıma şahsı manevi lazım. Peki ben nasıl korunacağım ya? Muhalifetini nasıl koruyacağım? Ben orada illa ders dinlemeyeceğim. Orada ruhani bir cez var. Celp var. insiba var. inikas var. Maneviyat var. İlle ders yok ki. Gözükmeyen ruhani var. Gitmem lazım. Niyet et derse... Bak... Ne niyet edersen hepsinin gerekçesi vardır. Hangisi peki aktif olan nedir? Niyet. Niyet gelmemek için sebebin de var derse, gel derse gelmek için de sebebin var. Bunları ayırt eden hangisini yapacaksın? Niyet yapar. Aynı bu örnek gibi birbirimizi sevmeye o kadar sebep var ki ama birbirimizi dışlamaya da birkaç tane ondan daha az sebep de vardır. Niyete bağlıdır. Bir de okuyayım. Uhuvvet ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye hem de rabıtayı kutsiye ma beynimizde varken iftirakı yani ayrılığı, ikiliği iktiza eden cüzi meseleleri bırakmak elzemdir. E, lüzumludur demedi biliyor musun? Elzem ne demek? En lüzumlu, en çok, en çok lazım. Çünkü şöyle diyeyim. Abiler şimdi cemaat düşünün, dershaneyi düşünün. Ya ben bir nefsime muhalefet etmiş gelmişim. Aileme muhalefet etmişim, topluma etmişim. Ya bir burası da cehennem gibi olsa, burada da ben rahat edemezsem. İnsan ne yapar ya, çıldırır. O zaman biz ne yapacağız birbirimize? Civanmet bir kardeş olacağız. Affedici olacağız, seveceğiz. Usta diyor ya, civanmetme, takdir edici yoldaş. Takdir edici yoldaş. Civanmetme, civanmet me, civanmert kardeş olmak eder. Mesela diyorum ya size... Benim yaptığım, inanın, itimat edin, inanarak söylüyorum. Cumartesi bu akşam ya. Benim yapacağım dersten, dersin tesirini bir tarafa koy, sebep noktasında. Vallahi inanarak söylüyorum. O yeni gelen, ilk defa gelmiş veya birkaç defa gelmiş. O yeni gelen bir kardeşimizin yanına, 5-10 dakika kardeşim hoş geldiniz, abim hoş geldiniz, nasılsınız? Halata sorup ilgilenmek bu daha tesirli oluyor. Allah rahmet etsin. Unal abi vardı Mecidi ülkede biz talebe Doç araba parçası bayisiydi Dörtnevent'te. Tam bir sene Hasan Kardeş diyor. Unal abi yaşta. Bir sene ben e, parça, Doç araba parça satıyordu. Dükkanı kapatıp geliyordum. Ondan sonra eve gidiyordum. İnan dersi gelmiyordum dedi. Herkese. Niye Ünal abi nereye geliyordu o zaman? Ya dedi ben dedi dersten sonra böyle ders çabuk bitse de benim yanıma gelselerdi, ilgilenseler ya. Doktor inan böyle. Yani o abim, Ünal abi nasılsın, iyi misin abi, hoş geldin ya falan. O var ya çay faslı diyor, bulamasın diyor. Nasıl anlatıyor, hakikaten öyle. Bulamazsınız diyor. O beko bekti ama orada beş kişi, altı kişi falan. Masama geliyorlar, ben aşağı iniyorum, o geliyor, bu geliyor değil mi? Yani herkes, beni bırak. O beko bek aşağıda ya, o ona şey yapıyor, o ne yaptı, nasıl gitti falan. Ya bambaşka bir dünya ya. Ben bile özledim ya şimdi ha, akşamki şeyi. Ben Bülöz dedim ya. Diyor ki ben diye onun için geliyordum. Sonra bir sene sonra inkişaf ettim. Devam. Şimdi gitmem. Baktım ruhum da alıştı külliyata diyor. Ben kafam basmazdı diyor. Korona vesilesiyle de şehit oldu. Hoşuma gidiyor ya Risale. Arkada hoşuma gidiyor. Neticeleri çok güzel. Hayat anlamlandırmış. Farklı bak duruyor. Allah ve ahiretten ümitli vermiş. Birbirimizi sevdiriyor. farklı Dünya içinde dünya koymuş bize. Zahire bakarsın böyle bir adam. Bak içimize koymuş cana bak. İnşirah koymuş, sururu koymuş. Huzuru koymuş. Sekineti koymuş. Cevşende var ya. Sıkıldınız mı? Sıkıldınız. Ne okuyacağız hemen? Hizbullah Hakaykin Nuriye'de. Sıkılan söylüyorum. Canı, gönül, gönül, darlandı. Göğsüm darlandı. Ne okuyacağız? Sekinet. Başka? Yine orada bir tane de bir şey var. Sıkıldığın zaman okunan. Tahmidiye. Tahmidiye en sıkıntılı zamanda okumuş. Mesela ben şu üç tanesinden aldım. Mesela Evrad-ı Kutsiye, Şahin Nakşibendi Bahiresi var ya. evrad Kutsiye. Vallahi öyle lezzet alıyorum. İnanın yemin ederek söylüyorum. Böyle ekmek mekmeye benzemiyor. Bak Evrad-ı Kutsiye, Sekine, Tahmidiye'den keyif alıyor. Böyle acayip lezzetli diyorum. Vallahi lezzetli yani. Olmasa okuyamam ki. Cüzümü okumadan olabilir miyim ben şimdi? Hayal edebilirim. Niye okuyor? Ben Kur'an'dan lezzet alıyorum. Allah şahit olsun. Şu sudan daha lezzet alıyor. Ve öpüyorum. Kardeşim diyor. İkiz kardeş. Başka şeyler de var demek için anlatıyorum bunu. Yani sif ekmek, mide ve uşkurluk değil bu hayat. Bu binadır. Binada oturan insan. Binada oturan insan ruhtur. Bina bedendir. Bedenin dışında bu asın insanı lezzet ve keyiften haberi yok. Bina lüküs diyor ki binanın içine girersem e borç harç faiz maizle huzurlu olacağım. Lüks arabaya binersem çok huzurlu olacağım. Yok abiler öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle lüks arabalarda, lüks evlerde, lüks binalarda, lüks elbiselerde huzur olsaydı peygamber mesleği olurdu. Bu olmasın değil. Sahibinde yani. E tabi Honda intihar etti. Fiyatın intihar etti. Ezberlemişim. Renault'un intihar etti. Renault denen adam. Daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun medarı muhabbet ve uhuvvet ittifak olacak çok rabutayı vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak etmeli. Mesela e, inanarak söylüyor. Cumartesi dersleri her bir cemaatin her bir cemaat içindeki meşrep sahibi. Mesela meşverettir, Kurdoğlu'dur, suffadır, yazıcılardır, sungur abidir, Hüsnü abindir. Yani bunlar 5-6 tane. Said Özdemir abi. Her bir cemaat efradı kendi cemaatinin meşrebinin ana merkezi ders olur. Ekseriyette de cumartesi olur. O insan oraya gitmesi lazım. Bak ne demem lazım? Buraya gel. Hayır. Kendi medresi, kendi meşrebinin dershanesine gitmesi lazım. Sebebi ana merkez. Orada ana dershanede, merkezi dershanede kişi kendisinin kendisinde aidiyet hissi inkişaf eder. Ben buraya aitim. Aidiyet hissi inkişaf eder. Ha bazen gider. Başka yerlerde gitmesi lazım ama aidiyet ben buraya ait İnkişaf eder. O cemaatta ne yapar buna Ferdi? Nasıl ki 16. sözden söylüyorum, kullanıyorum burayı bak. Avam gitti haca. Bir meziyeti vardı böyle hissiyatı. Koydu Kabe'ye attı. İncizap ve cesbiyat. Ötekisi geldi Endonezya'nın hissiyatı değil fikriyatı vardı attı. Ötekisi geldi cömertliğini attı. Ötekisi şefkatini attı. Herkes o Kabe'nin kutunun içine attı bir meziyetini. Ama herkes genelini aldı. Onun için evli olur diyor. Aynı bu, bu, örnek gibi. Merkezi dershanelere gitmekte insan dört tane kendi meziyetini atar. Dört tane sistem çalışıyor. Benim için kesin bu. Anlatamıyorum ama ifade edeceğim. Mesela bir daha söyleyeyim. Kabe'ye gitti. Hissiyatını attı mı abi oraya? Attı. Vicdanı başka Endonezyalı gitti oraya fikriyatını attı. Pakistanlı duygusunu attı. Ötekisi Türk gitti cömertliğini attı. Ötekisi cihadını attı. Attı da attı. Herkes attı. O genel toplanan şey harmanlanıyor. Her birilerine hiç bölüşmeden, parçalanmadan bütününü veriliyor. Onun için en, en avamday giden evliya geliyor. Aynı bu kanun. Merkezi derslerde, merkezi dershane o cemaatin. Ben de bir cömertlik var. Geldim ben buraya. O haletimi attım. Ötekisi fikriyatını attı. Ötekisini gayreti attı. Ötekisi dershaneye yaptı. Ötekisi şefkatini attı. Ötekisi uvetini attı. Öteki sevk, surur, lezzeti mukaddese, tefekkür attı da attı. Herkes attı mı buraya? Yani atıyor böyle. Muhabbet oraya bütünleşiyor. Sonra herkes o bütünselliği hiç bölüşmeden, bölünmeden, parçalanmadan hepsine tek tek ayna veriliyor. Burada nasıl bir sistem çalışıyor ki? Bendeki huvvet, sendeki hissiyat, ondaki fedakarlık, bundaki cömert, bundaki cihat gibi. Bu, bu atınca bunları nasıl bir yapıyor buraya? Dört tane sistem çalışıyor. İnsiba, inikas, cezb bir de şey var. Neydi? Sirayet, sirayet, insiba, Sibgatullah, Allah'ın boyasıyla boyalanın. Sirayet var, insiba var, incisap var, cesp var. Bu havuzdur. Senin attığın haletini, meziyetini burada diğerleriyle mayalıyor, iksirliyor. Ve her birerlerine komple veriliyor. Çok garip ya. Yani. Mesela bir insan, bunun tersini söyleyeyim. Bir insan kendi meşrebine bağlı olduğu meşrebe 15 gün yani iki defa o merkezi, dershaneye gitmese kendisini yalnızlık hisseder. İhlas ihsalesinde 15 günde bir okunmasının bir sırrı da budur. 15 gün sırf bu cemaatin efradı erkekler değil, kadınlar da olduğu için 15 günde bir bunları okunması gerekiyor. ay Ayda 15 gün. Eğer iki haftayı geciktirirse İmam-ı Gazali'nin söylediği geliyor devreye aktif oluyor. Diyor ki sen ilmi bir gün bırakırsan ilim seni bir hafta. Sen bir hafta ilmi bırakırsan o seni bir ay. Sen bir ay onu bırakırsan o seni bir sene. Sen onu bir sene bırakırsan o tamamen gider. Aa işte Şefkat Şefkat Tokatı'nda 8 ay okuduğum aldı. 8 sene mi diyor? 8 ay. Hiçbir şey anlamadım diyor. Değil mi? Vermemiş. Hiçbir şey vermemiş. 8 ay giderdi insan almaz mı? Ha, şefkat tokatını söyle. Ben mi uyduruyorum? Vermiş. Vermiyor. Abiler. Sakın dershaneye ve birbirimize nazlanmayacağız. Ustad bunu çok kullanıyor. Nazlanmayacağız. Hepimiz birbirimizi biliyoruz. Nurcular komple merkezi dersen nazlanmayacağız. Gelmemek için Ahmet Mehmet'in bir sıfatını bahane yapmayacağız. Yapmamamız lazım. Orada falanca var ben gelmem. O bana böyle davrandı demem. Gelmem. O bana bir selam vermedi. O yanıma gel. Yani yok çok şükür böyle de ben ihtimalle söyle yok te şeyi te şey tesir için söylemiyorum çok şükür onun için ne demem lazım gelmeniz lazım herkes gelecek hayır herkes gelmeyecek herkes gelmez niye gelsin gitin meşrebine git gelince bana ne verecek ki zarardan başka ne yapıyor ki <laughs> millet öyle diyor bana zarar veriyor nasıl zarar veriyor abi dedi ya biz geldik dedi ne var ya çok fazla şey Nasıl? Lan tuvalete gidiyorsun, tuvalet kağıdı mı harcıyorsun. Elektrik harcıyorsun. Çay içiyorsun, şeker, limon harcıyorsun. E zararlı. ben Sen bana ne katkı yaptın ki? Abi manevi yaptım dedi. E manevi. Oraya da gidince benim defterime zaten yazılıyor. Yani Sait Özdemir abinin dersine giden bir nurcu. Benim defterime yazılmıyor mu? E buraya gelip ne yapacak ya? Bari o kardeşimize gitsin de sıkıntılarını o çeksin. Çayı mayon versin. Tuvaletler oraya gitsin. Tamam Sebabı bana yazılsın ya. Gelip de ne yapacak buraya ya? Anladın mı? İnanarak söylüyor. Bana yazılmıyor mu yani? Kurdoğlu abiye gidenleri bana yazılmıyor mu? Meşverete gideni, Sungur abiye gidenin hasenatları, namazları bana yazılmıyor mu? Benimkiler de yazılıyor. Dedim ki bir tanesini kız. Abi bana kızıyorsun ama senin sevabını ben ortağım biliyor musun? Dedim. Sana bırakılmamış iyi ki dedim. Sana bırakılsaydı senin sevaptan hiç kimseye vermezdim. Ulan maalesef öyle dedi ya. Kızdı da. Var ya benim o hadisede. Dedim abi bana kızıyorsun ama senin bütün ameline ben ortağım biliyor musun? Sana bırakılmamış. Sana bırakılsaydı gram vermezdin, koklatmazdın. Maalesef öyle dedi. İyi bari dedi. İçeride bize de dua etmişsindir. Ahbetmez miyim? Ya Rab bir şey hasıl olmuşsa bir hasenat. Vallahi şimdi de söylüyorum. Ya Rab ömrümde, hayatımda senin rızanı kazanacak bir amelim olmuşsa seni hoşnut edecek, seni memnun edecek bir amelim olmuşsa Allah'ım onu bütün Müslümanlara, hasreten nur talebelerine nasip eyle. Amin. Ya. Tabii ya. Çok şükür. Ve keselim burada. O namaza 5 dakika var. Sonra en büyük mesele geliyor. Namazdan sonra inşallah. Yemek değil mi? Boğazlar meselesi. Allah razı olsun. Amin. Özbekistan bak. Şimdi orada saat kaç Sadrettin? 6'ya 20 var. Almanya'dakiler de derste... Sizde bizden de 2 saat onlar geri. Gidirdin abi, gidirdin. <laughs> A ne Amerika'da mı? Dur Hikmet'i soracaktım. Evet abi 6.40 burada da. Sabah, sabah mı şimdi orada? Sabah abi bizde de 5 dakika sonra sabah namazına başlayacağız. Oh. <laughs> Allah Allah. Bana bak Hikmet bir çay koy kahvaltıya geleyim. Abi her zaman buyurun inşallah. da vahım en ilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.